Yepyeni bir haftadan doktor tavsiyesinden tüm Avrupa'ya, tüm Türkiye'ye sevgiler, selamlar. Yepyeni bir hafta dedik, aynı zamanda yepyeni bir ay, Temmuz ayına girdik. Temmuz ayında da yine sağlığımızı konuşuyor olacağız Eurostar ekranlarında. Hafta içi her gün aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Evlerinize konuk olacağız. Bugün yine hafta başında sizlerden gelen öneriler doğrultusunda 4 ana konu başlığı hazırladık ve birazdan çok değerli uzmanlarımız canlı yayında stüdyomda olacaklar ve tüm konuları enine boyuna masaya yatıracağız. Sizlerden sorular alacağız biliyorsunuz. Canlı yayınımıza bağlanabiliyorsunuz. Tüm Avrupa'dan ekranda yayın boyunca geçecek olan numaralardan bizlere ulaşabileceksiniz. Ve her zaman olduğu gibi Facebook sayfamızdan Şebnem Özenal'la doktor tavsiyesi ve Twitter hesabımızdan @ShebnemÖzenal bizlere yazacaksınız. Biliyorsunuz çok önemli konularımız var ve bu önemli konuları sizlerin sayesinde ekrana getiriyoruz. Çünkü sizlerden cevap bekleyen sorular, konular oluyor efendim. İlk olarak çok değerli bir hekimimiz birazdan bizlerle olacak ve kadın hastalıklarından bahsedeceğiz. Eğer kadın hastalıklarıyla ilgili bilmek istedikleriniz varsa, kafanıza takılanlar varsa, sizin bir yakınınızın ya da bir akrabanızın lütfen bizlere ulaştırın canlı yayında. Değerli hocamız cevaplasın bütün problemlerinizi. Yine programımızın ilerleyen dakikalarında sağlık, estetik ve sağlıklı yaşam reçetelerimiz sizlerle birlikte olacak. Ve hiç zaman kaybetmiyorum, hemen değerli hocamı stüdyoma davet etmek istiyorum. Operatör doktor Sayın Kaan Kocatepe geliyor. Kaan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Güzel, haftaya sizinle başlamak çok güzel, ne hoş. Gerçekten hanımlardan gelen birçok soru alıyoruz. Birçok problem var, çok geniş kapsamlı bir konu. Birazını konuşabileceğiz. İnşallah Allah kısmet ederse bir kez daha sizi canlı yayınımıza davet ederiz. Ama hemen şöyle öncelikle masama davet etmek istiyorum. Değerli Eurostar izleyenleri, stüdyomda canlı yayında doktor tavsiyesinde çok değerli bir hocamızı ağırlıyoruz. Sayın Operatör Doktor Kaan Kocatepe bizlerle. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler bu yoğunluğunuzda. Stüdyomdasınız. Fakat tabii değerli bilgilerinize çok ihtiyacımız oluyor. Doğumlar yazın artıyor mu? Nasıl? Aynıdır. Yani doğumlarda herhangi bir değişiklik olmaz. Sonuçta bütün yıla yayıldığı için herhangi bir artış veya azalma söz konusu değildir. Türkiye'de bir tek sadece özellik var. Aslında bu Müslüman ülkelerin hepsinde öyle. Ramazan'dan hemen 9 ay sonraki doğumlar daha azdır. Allah Allah. Ne tabii malum şey tabii yüzünden. Ki, tabii ki. Bir tek öyle bir farklılık var. Onun dışında hiçbir farklılık yok yani. Aynıdır. Peki böyle anneler artık çok bilinçli böyle tarih falan hesaplıyorlar değil mi? Tabii. Yani hesaplayarak yaza denk gelsin, kışa denk gelsin ya da iş yoğunluklarına göre hesaplanan gebelikler oluyor. Evet yani hesaplamak için işte çeşitli hesaplayıcılar var, bazı testler var, idrar testleri var. Ona göre artık günümüzde daha planlı bir hamilelik yaratmaya çalışıyorlar anne adayları. Her zaman tabii ki olmaz ama çoğu zaman da planladıkları gibi oluyor. Tabii ki. Şimdi tabii kadınların problemi bitmez. Doğum ayrı bir evre, çok özel bir dönem ama genç kızlığa geçişten itibaren yaşanılan değişiklikler, vücutta hormonların etkisiyle yaşanılan değişiklikler ve rahmin yapısıyla ilgili azıcık konuşmak istiyorum bugün programımızda. Rahimde yaşanan problemler genelde size başvuran hastalar tarafından neler var? En sık rastlanan, kadını en sık şekilde rahatsız eden kist, miyom, bilimum hani çeşitlerini konuşalım istiyorsanız. Neler genital organlarda yaş grubuna göre tabii ki değişiyor ama mesela öncelikle rahim ve yumurtalıkları ayırmak lazım. Rahim bebeğin içinde büyüdüğü ve de adet kanamasının gerçekleştiği organ. Orta hatta yer alan bir organ. Hemen yanlarında sağlı ve sollu yumurta hücresi üreten ve aynı zamanda hormon salgılayan yumurtalıklar var. Rahimde oluşan kitlelere biz miyom diyoruz. Bunlar içi katı kıvamdadır. Yumurtalıklarda oluşana ise kist adını veriyoruz. Bunların da içi çoğu zaman sıvı kıvamdadır. Yani bu ayrımı öncelikle yapmak lazım. Hep kistle miyom karışır birbirine. Hep karışır. Ben her ikisinde ya da çoğumuz rahim içinde zannediyoruz. Hani yumurtalıkta mı yer alıyor, rahimde mi yer alıyor? Evet, gerçekten yani bunun ayrımını söylemeniz iyi oldu. Rahim kisti bir şey çoğu zaman yok. Rahim miyomu var. Miyom katı kıvamlı bir şey. Çoğu zaman ikisi de selim tabiatlıdır. Yani herhangi bir kötü hastalığa bağlı değildir. Çok ender olarak miyomlar ve daha az sıklıkla da
kistlerin altında kötü bir hastalık yatabilir tabii ki ama genelde ileri yaşlarda. Yani üreme çağındaki kadınlarda ister kist olsun ister miyom olsun kötü bir hastalıkla pek karşılaşmayız. Miyomun nedeni daha çok genetiktir. Annede veya baba tarafındaki işte kadınlarda varsa eğer kadında miyom olma olasılığı biraz daha fazladır. Ne yapar? Çoğu zaman hiçbir şikayet yapmaz ve tesadüfen ultrasonda saptanır. Özellikle 35 yaş üzerindeki kadınlarda çok sık görülen bir şeydir. Kanama düzensizlikleri yaratabilir. Aşırı kanama, ara kanama veya işte herhangi bir şekilde rahim içinde bebeğin yerleşmesini engelleyebilir. Hızlı büyüyebilir, hızlı büyümeye bağlı olarak ağrı şikayetleri yaratabilir. Herhangi bir şikayet yaratmadığı sürece miyomlara dokunmuyoruz. Evet. Ama eğer hamileliği engelleme ihtimali varsa, hamilelikte sorun yaratma ihtimali varsa, yani düşüğe neden olma veya erken doğumu riskini artırma gibi, o zaman miyomların ameliyat edilmesini öneriyoruz. Kistlerde ise daha çok kistin büyüklüğüne göre hareket ediyoruz. Eğer kistin büyüklüğü belli bir aşamanın üzerine gelmişse ve kendi kendine kaybolmuyorsa, çoğu zaman çünkü %80'i kendi kendine kaybolur. Kendi kendine kaybolmazsa belki o zaman ameliyat gerekebilir. Onun dışında gebeliği engelleyici bir özelliği varsa gene ameliyat gerekebilir. Kötü hastalığı düşündüren bir ultrason bulgusu varsa gene ameliyat gerekebilir. Özet olarak söylemek gerekirse az önce sorduğunuz gibi en sık rastladığımız miyom ve yumurtalı kisti ve bunların nedenleri bu şekilde özetleyebiliriz. Tabii kistlerin de çeşitleri oluyor. Tabii. İşte çikolatalı kisti vesaire gibi. Hani hangi dönemde ağrı verebilir kişiye kistler? Yumurtalı kistlerinin en sık görülen nedeni yumurtanın yumurtlama neticesinde oluşan yumurta hücresinin çatlayamaması nedeniyle orada büyümeye devam etmesi. Yani normalde zaten her ay adet kanamasından itibaren sayacağımız zaman 14 ila 20. günler arasında ultrasonla baktığımızda yumurtalıklardan sağ veya solda yumurtlama dediğimiz üreme çağında zaten her ay olan bir şeyi görürüz. Onu kistle karıştırmamalıyız. O 2 ila 3 santimetre çapında bir şeydir zaten orada. Bazen o çatlaması gereken yumurta, yani o boşalması gereken sıvı boşalmadığı zaman içinde sıvı biriktirmeye devam ediyor. Ve çoğu zaman adette gecikiyor. Ondan sonra ultrasonda bir bakıyorsunuz o 2-3 santimetre olması gereken yumurtlamaya ait yapı 4-5 santim olmuş. Ne yapıyoruz? Tabii ki hemen bir ameliyat falan düşünmüyoruz. Bir ay ve hatta iki ay beklediğimiz zaman çoğu zaman bu kayboluyor zaten. Buna çatlamamış yumurtaya bağlı kist diyoruz. Folikül kisti adını veriyoruz. Ondan sonra yine çikolata kisti adı verdiğimiz kistler oluşabilir. %5 ila 10 kişide olan bir endometriyoz adını verdiğimiz rahatsızlığa bağlı olarak rahim iç tabakasında normalde her ay düzenli olarak atılması gereken o kanayan tabaka nedeni bilinmeyen bir şekilde yumurtalıkların içinde yer alıyor. Böylece her ay dışarıya kanamak yerine yumurtalıkların içine 1-2 cc'lik, 1-2 mililitrelik bir kanama oldukça o sıvı birikiyor, orada birikiyor. Kan eskidikçe rengi değişiyor, kıvamı değişiyor ve biz ameliyat ettiğimiz zaman onun içinden çıkan çok eski bir kan olduğu için ve de sıvı çikolataya benzediği için buna çikolata kisti adını vermişiz. Bu da çoğu zaman ameliyat edilmesi gerekmez ama eğer ağrı yapıyorsa yapabilir çünkü veya gebe kalmayı herhangi bir şekilde hamile kalmayı engellemişse o zaman ameliyat gerekebilir. Yine üçüncü bir grup kist de dermoid kist dediğimiz bir kist. Bu çok ilginç bir kist türü. Ta rahim içi dönemden gelen bir şey. Ama tabii ki bulgu verene kadar yıllar geçmesi gerekiyor ve ortalama olarak 25'li yaşlarda görüyoruz. Sağda veya soldaki yumurtalıkların içinde böyle çok çeşitli kıvama ait yapılar bulunan bir kitle ameliyat ettiğimizde içinden kemik dokusu, diş dokusu, tüy, kıl gibi şeylerin yapıların, yağ dokusu gibi yapıların çıktığı bir kist türüdür. Buna da dermoid kist adı veriliyor. Dermoid kist de yine az da olsa görülebilen bir şey. Özetle en sık görülen kist türleri bunlar. Bunlar ama cerrahi müdahaleye ne zaman başlıyoruz? Çoğu zaman ameliyat etmiyoruz. Ve ameliyat etmek istemiyoruz doğurganlık çağında olduğu için. Ama eğer çok aşırı büyükse, şikayetlere neden oluyorsa veya hamile kalmayı engelleyecekse o zaman ameliyat öneriyoruz. Bu üç tane koşuldan herhangi bir tanesi veya birkaç tanesi yerine gelirse, yani çok aşırı büyüyorsa veya büyümüşse, yine takip edilmesi tabii ki, gerekiyor. Problem yaratıyorsa, tabii ki. Ağrı yapıyorsa veya gebe kalmayı, hamile kalmayı engelliyorsa o zaman ameliyat gerekiyor. Yine bir takım hani haplarla, doğum kontrol ilaçlarıyla falan da galiba küçültmek mümkün. Özellikle çatlamamış yumurta dediğimiz olay bir ay doğum kontrol hapına çok güzel yanıt verebiliyor %80. Evet. Şimdi bir genç kadın, genç kızlar geçişten itibaren ne zaman periyodik olarak kadın hastalıkları açısından kontrollerini yaptırmalı? Yani eğer bir şikayet yoksa cinsel yaşam başladıktan sonra diyebiliriz. O kadar da böyle çok şey yapmaya gerek yok, sıkmaya gerek yok.
sonuç itibariyle özellikle bizim için genç kızlarda rahim ağzı kanserine yol açabilecek olan lezyonların saptanması önemli. Hı. Ve bu da genelde cinsel yolla bulaşan virüslerle olabildiği için. Hı hı. O yüzden genç bir kız eğer henüz daha cinsel yaşam başlamadan böyle ikide bir de annesi tarafından alınıp doktora götürülmesine, hı hı, bence gerek yok. Çünkü o, hı hı, kadın doğum uzmanından soğumaya neden olabilir. Değil mi? Zaten biz cinsel yaşam olmayanları muayene etmiyoruz ama yine de tabii ki küçücük bir kızın kalkıp da kadın doğum uzmanı. Yine karından üstten belki rahimde herhangi bir kistik problem var mı, demin konuştuğumuz öyle, tabii ki, problemler var, evet, mı diye belki kontrol, hı, ettirilebilir. Çünkü anne babaların da bu konuda bilinçlenmesi, tabii, gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii, kesinlikle. Yine tabii ki adet sancılarıyla ilgili ve adet dönemleriyle ilgili, adet düzensizlikleriyle ilgili çok fazla soru alıyoruz. Hı hı. Yine hani düzenli, normal yaşında adet gören bir kadın ne sıklıkta adet görmelidir? Adet düzensizlikleri nelerdir? Ya da ağrılar neden olur? Bu kişinin yapısına, vücut yapısına vesaire bağlı mıdır? Şimdi adet düzeninin oturması için ilk adet kanamasından sonra yaklaşık olarak 2 sene geçmesi gerekiyor. Bu 2 sene zarfında arada sırada daha sık görebilir. Genelde gördüğü şeyde 2-3 ayda bir görür. Yani düzensiz görür. Ama o 2 senenin sonunda artık düzene girmiş olur. Bu da ortalama olarak 15 ile 16 yaş arasıdır. Adet görmek için bence hiç acele edilmemesi lazım. Genç kızların hiç acele etmemesi lazım. Çünkü adet görüldüğü zaman boy uzaması da %98 oranında tamamlanmış oluyor. Yani geriye 4-5 santimetre bir şey kalıyor. O yüzden de hiç acele etmeye gerek yok. Onun dışında yine kilo sorunu olanlarda, yani aşırı kilolu veya düşük kilolu olanlarda adet düzensizlikleri ergenlik döneminde daha fazla olur. Bu üreme çağında da böyledir. Çünkü neden? Yağ dokusu östrojen üreten bir dokudur. Direkt olarak kadınlık hormonu üretiyor. Eğer zaten yumurtalıkların ürettiği östrojen dışında bir de fazla yağ dokusu varsa, oradan da fazla bir östrojen kana geçerse adet düzensizliklerine neden oluyor. Bu da işte aşırı kilolu olan kadınlarda, aşırı kilolu diyoruz yalnız, bu arada kilolu demiyoruz. Aşırı kilolu olan kadınlardaki adet düzensizliğini açıklayan bir şey. Yine kilosu çok düşük olanlarda, sıfır beden olarak tabir ettiğimiz bayanlarda veya daha düşük olanlarda yağ dokusu çok az olduğu için yağ dokusunun katkısı gereken östrojen kana geçmediği için yine adet gecikmeleri veya adet görememe söz konusu olabilir. Buradan çıkan sonuç şudur: hem aşırı kilolu olmak hem de kilosu düşük olmak üreme fonksiyonlarını bozabilir. O yüzden de kiloya dikkat her etmek gerekiyor. Her şeyin gerek. Normali. Evet. Değil mi? Ne aynen uç noktalarda öyle olmamak gerekiyor, ne aşırı kilolu ne de tabii aşırı zayıf olmamak, doğru, gerekiyor. Sağlıklı bir yaşantı için. Evet. Şimdi tabii aktif cinsel yaşam başladıktan sonraki problemlerden biraz bahsedecek olursak doğum kontrol yöntemlerinden azıcık bahsetmek istiyorum. Çünkü çok çok önemli aslında. İstenmeyen gebelikler olabiliyor. Hangi tercih ediliyor da, ya da hangisi en sağlıklısı? Spiral çoğu zaman sorun yaratabiliyor rahim içinde. Hep tane, sorulan bir sorulardan biri, tabii, spiral kullanırsam ileride çocuğum olmayabilir mi? Şimdi 3 tane ana yöntem var zaten. Daha da farklı bir yöntem, yani çok diğerleri ufak yöntemler, az kullanılan yöntemler. Bir tanesi prezervatif. Prezervatifin avantajı hem gebelikten koruyor hem de cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyor. O yüzden de henüz daha evlenmemiş olan bayanlarda ilk tercih edilmesi gereken bence yöntem budur. Dezavantajı nedir? Koruyuculuğu çok yüksek değildir. Çok ender de olsa bazen lateks alerjisine bağlı olarak kadında sorun yaratabilir. %90 civarında bir koruma oranı vardır. Doğru kullanılması çok önemli. Onun dışında ikinci ana yöntem olarak doğum kontrol hapları diyoruz. Bunların avantajı gebelikten %99.7 oranında koruyor. Çok ciddi anlamda. Adetin düzenini sağlıyor. Adet miktarını azaltıyor. Ama dezavantajı nedir? Kilo aldırabilir. Uzun süre kullanıldığı zaman, evet, 8-10 kilo, 8-10 seneden daha uzun süre kullanıldığı zaman meme dokusunda bazı bozukluklara neden olabilir. O yüzden de doğum kontrol hapını sınırlamak lazım. Yani genç yaşlarda kullandığınız zaman, zaten ileri yaşlarda sigara kullanılmaya eğer sigara kullanılıyorsa doğum kontrol hapını kullanmaya devam edemiyoruz. Onun dışında üçüncü ana yöntem olarak spiral demiştik. Spiralin avantajı, takıyorsunuz orada 5 yıl boyunca rahatsınız. Ama dezavantajı var tabii ki. Kanama miktarını artırabilir. Ağrı yapabilir, adet sancısı yapabilir. Ama hamile kalmayı engelleyecek bir şey değildir. Yani eskiden mesela şöyle bir şey vardı, bilgi vardı, işte doğurmamış olan kadına spiral takılmaz, evet, diye. Onun kaynağı şudur: spiral dediğimiz şey aslında eskiden, hı hı, gerçekten spiral gibi bir şeydi. Hı hı. Kocaman bir şeydi yani. Onu doğurmamış olan bir kadının rahim içi tabii ki biraz daha dar olduğu için ona takmak teknik olarak çok zor olduğu için doğurmamış kadına spiral takılmaz.
halk arasında doğurmamış kadına spiral takmak zararlıdır demiş. Yoksa rahmin herhangi bir zararı yok, verdiği hayır. falan. Şimdi günümüzde şimdi T şeklinde incecik hı-hı. spiraller var. Son derece gelişmiş. Onları taktığımız zaman, çıkarttığımız hı-hı. zaman tekrar hamile kalınabiliyor. Bir sorun yaratmıyor. Bir de hormonlu spiralleri duyuyorum. Hormonlu spiralde yine... Kişiler böyle bir kez, günde, ayda bir kere adet görelim falan diye taktırıyorlar ama doğru evet, mu acaba? O da Avrupalı kadınların daha çok hı-hı. rağbet ettiği bir spiral türü. Aslına bakarsanız bakırlı spiral, yani geleneksel klasik spiralin en büyük yan etkisi adet kanaması miktarını artırmasıdır. Hı-hı. O dezavantajını bertaraf etmek üzere geliştirilmiş bir spiraldir ve de adet miktarı çok 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 azalır. Hı-hı. Bazen böyle bir damla olur biter her ay. Hı-hı. Avantajı nedir? Kan kaybını çok ciddi oranda engeller. Hı-hı. Başka bir nedene bağlı düzensiz kanama varsa onu da engelleyebilir. Dezavantajı nedir? İçindeki hormon nedeniyle bazen kilo aldırabilir Hı-hı. ve bazen de sinirlik yapabilir ama üreme fonksiyonları üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Spirali çektiğiniz anda eskiden nasılsa tabii ki üzerinden uzun Aha. bir süre geçmemişse yani mesela 25 yaşında spiral takıp da ondan sonra 2 kere 5'er yıllık spiral takıldıktan sonra 35 yaşında tekrar hamile kalmak bir isteyen bir bayanın doğurganlığı o süre zarfında yaşa bağlı azalmıştır. Spirale bağlı değil. Bağlı değildir. Tabii ki. Herhangi bir yan etkisi yok çünkü gerçekten bu çok hurafe mi diyelim yani kadınlar arasında dolaşan bir söylenti spiral hani kısırlığa yol açıyor yok, öyle gibi. Bir şey yok. O bir kez kanama ile ilgili de yani ayda bir kez kanamakla 5 gün kanamak arasında bir fark yok diyorlar. Yok. Hani hep denilir ki pis kan vücuttan atılsın i̇şte denir ama. İşte bu spiralin zaten içindeki hormon nedeniyle o rahim içi tabakasında o pis kan olarak tabir edilen halk arasında kan yok yani hı hı. o oluşmuyor. Hı hı. O oluşmadığı için daha az kanama oluyor. Aslında o pis kanını biraz da açacak olursak o nedir? Rahim iç tabakasının gebeliğe hazırlanması için kalınlaşmasıdır. Ondan sonra hamilelik oluşmazsa o tabaka atılır. Ama bu hormonlu spiralin yaptığı şey o rahim iç tabakasının kalınlaşmasını engellediği için kanayacak bir rahim iç tabakası kalmıyor. Evet. O yüzden de daha az kanama oluyor. Peki kişiye göre size başvuran hasta profiline göre mi tavsiye ediyorsunuz? Hani şunu kullanın, bunu kullanın evet, gibi. Çünkü ki. Genelde gerçekten bilinçsiz bir şekilde hekime başvurmadan da başlanabiliyor bu sistemlere. Ama mutlaka bir hekim gözetiminde olması gerekiyor. Yani tabii aslında, ki mesela şimdi spiral zaten hekim olmadan takılması söz konusu Hı-hı. değil ama doğum kontrol hapı prezervatif yani hekim Hı-hı. olmadan kullanılabilir. O tabii. Bir şey değil tabii ki ama onu da iyi bir şekilde kullanmak lazım. Doğum kontrol hapı kullanmaya başlamadan önce hekime gitmenin en büyük avantajlarından bir tanesi tabii ki kişinin kendisi göremeyeceği bazı riskler. Yani hekim sorgulama esnasında karaciğerinde bir bozukluk olduğunu anlayabilir veya şüphelenebilir. Bir karaciğer fonksiyon testi isteyebilir. Ailesinde aşırı pıhtılaşma eğilimi olması nedeniyle doğum kontrol hapını kullanmasından vazgeçirebilir. Ne bileyim işte 35-40 yaşındadır sigara içiyordur. O damar tıkanıklığı riskini artırabilir. O yüzden doğum kontrol hapları hekime gitmeden kullanmak sakıncalıdır. Hı hı, sakıncalıdır. Bir evet. hekim gözetiminde olması evet, en iyisi. Evet. Yine aktif cinsel hayatı olan kadınlar için simir testinden ve rahim ağzı kanserinden azıcık bahsedelim. Ne kadar da bir yaptırmak gerekiyor? Sınırları nedir? Şimdi simir testi cinsel yaşam başladıktan hı hı. sonra yapılmaya başlanıyor. Amaç nedir? Rahim ağzı kanserine yol açabilecek olan değişiklikler, 50'li yaşlarda kansere yol açacak olan değişiklikler 20'li yaşlarda ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden de smear testi yıllık olarak yapıldığı zaman bu kanser öncüsü lezyonlar saptanırsa ve bunlar tedavi edilirse o zaman o 50 yaşlardaki rahim ağzı kanseri olmayacaktır. Zaten bunun böyle olduğu artık günümüzde nasıl görüyoruz bunu? Gelişmiş ülkelerde smear testinin rutin olarak düzenli olarak yapıldığı ülkelerde rahim ağzı kanseri daha az. Ama bu rahim ağzı kanseri öncüsü lezyonlar çok daha fazla. Çünkü saptanabiliyor ve kansere yol açmadan engellenebiliyor. Hı hı. Ama gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülkelerde veya az gelişmiş ülkelerde özellikle rahim ağzı kanseri son derece fazla. Hı hı. Ama o rahim ağzı kanserine neden olacak olan lezyonlar daha az. Neden? Çünkü simire gitmedikleri için, simir testi hı hı. yaptırmadıkları hı hı. için. Bu da simir testinin ne kadar faydalı bir şey olduğunu gösteriyor zaten. Ve hatta... bu kadar kanseri önceden saptayabilen başka bir test de zaten dünya üzerinde hı hı. şu anda yok. O yüzden de yıllık olarak smear testi mutlaka hı hı. öneriyoruz. 6 aylık gerekli değil. Sadece risk gruplarında 6 aylık gerekli. Ha anladım. Yoksa yılda bir yeterli Tabii. gibi bir şey. Nur Hanım arıyor bizi Almanya'dan. Alo. Merhabalar nasılsınız? İyi sağ olun Nur Hanım siz. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi ben aslında 44 yaşındayım. Evet. Fakat bir aksamalar var aylık periyotlarımda. Hı hı. Menopozla ilgili birkaç sorum olacak. Yani bu bir hormon testi mi yaptırmam lazım?
Ya düzeni bozuldu açıkçası. Ne yapmam gerekiyor? Menopoza girmekten herhalde şüpheleniyor. Nur Hanım hemen Sayın Operatör Doktor Kaan Kocatepe yanıtlıyor sorunuzu. 44 yaş demek, yani Türk insanı için ortalama menopoza girme yaşı 46-47'dir. Menopoz öncesi döneme girmeye başladı artık demek. Yani yine adet düzensizlikleriyle başlar. Nasıl ergenlik döneminden üreme çağına girerken 2 senelik bir periyot var ki başta düzensiz sonra düzenli olmaya başlıyor. Evet. Burada da üreme çağından menopoza girerken 2 yıl boyunca düzensizlikler olabilir. Tıbbi olarak bunun tanısının koyulması gerekli değil. Çünkü menopoz bir hastalık değil. Adetler belli aralıklarla olmaya devam ettiği sürece buna menopoz öncesi dönem diyoruz. Yani menopoza girecek miyim diye bir hormon testi vesaire yaptırmasını... Yapılabilir. Ama tıbben gerekli değil. Yani diyelim ki menopoza girecek çıktı. Bunun bir ilacı falan yok. Veya menopoza girmeyecek çıktı. İşte aa ne güzel diyecek bir durum yok. Çünkü sonuçta menopoz yani bir hastalık zaten. Tabii, evet. Menopoz nasıl olacak işte bebeklik çağından sonra ergenlik dönemi geliyor, ergenlik döneminden sonra üreme dönemi geliyor, üreme döneminden sonra da menopoz dönemi geliyor. Yani sonuçta bu bir dönem. Vücut peki östrojensiz kalır mı? Kalabilir. Kimlerde kalabilir özellikle? Kilosu az olanlarda kalabilir. Yumurtalıkları herhangi bir nedenle ameliyatla alınmış olanlarda kalabilir. O tür durumlarda dikkatli olmak lazım. Menopoza girerken tercihen ama bazen de menopoz döneminde özellikle kemik tarama testi yapılmasını önemli vurguluyoruz ki eğer kemikte bir eksilme başlamışsa henüz daha menopoza girmeden onun takviyesini yapmak. Evet, belki onun için. Evet, onun taraması yapılabilir. Soruyor olabilir. Mamografi ve meme ultrasonografisi yaptırılması gerekir ama bu menopoza girdiği için değil, 40 yaşın üzerinde olduğu için. Zaten 40 yaştan sonra rutin olarak yaptırmalıyız mamografiyi, her zaman buradan hatırlatıyoruz izleyenlerimize. Sayın Operatör Doktor Kaan